İnsanlar için gerekli olan 13 adet vitamin bulunmaktadır. Ve bu vitaminler vücudumuzun normal işleyişini sağlayabilmesi için gerekli olan organik bileşiklerdir. Bugün sizlerle vitaminlerin neye yaradığını ve hangi besinlerde bulunduğunu konuşacağız. Herkese merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bu vitaminler özellikle alkali besinler başta olmak üzere tüm gıdalardan alınmaktadır. Vücudumuzdaki biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi için elzem olan moleküllerdir. İşte bu vitaminlerin listesini sizlere sunuyorum. Ayrıca videomun son kısımlarına doğru da bunu bir tablo halinde göreceksiniz. A vitamini, diğer adıyla retinol, görme, cilt sağlığı, kemik sağlığı, bağışıklık fonksiyonları için gereklidir. Havuç, balık yağı ve süt ürünlerinde bulunmaktadır. B1 vitamini, diğer adıyla tiamin, karbonhidratların metabolizmasında yer alır ve sinir sağlığı için elzemdir. Tahıl ürünleri, et ve kuru baklagillerde yer alır. B2 vitamini, diğer adıyla riboflavin, enerji üretimi ve hücre fonksiyonları için gereklidir. Süt ürünleri, et ve yeşil yapraklı sebzelerde çoğunlukla bulunur. B3 vitamini, diğer adıyla niasin, enerji üretimi, sinir sistemi ve sindirim sistemi fonksiyonları için gereklidir. Balık, tavuk, et ve süt ürünleri gibi kaynaklarda bulunur. B5 vitamini, diğer adıyla pantotenik asit, yağ, protein ve karbonhidrat metabolizmasında yer alırlar. Birçok gıdada bulunurlar. Özellikle et, yumurta, süt ürünleri ve brokoli gibi kaynaklarda bulunurlar. B6 vitamini, protein metabolizması, sinir sistemi fonksiyonları ve kan hücrelerinde önemli rol oynarlar. Et, balık, muz ve patates gibi kaynaklarda bulunurlar. B7 vitamini, diğer adıyla biyotin, yağ asidi metabolizmasında ve cilt, saç ve tırnak sağlığında önemlidirler. Yumurta, balık ve mantar gibi kaynaklarda bulunurlar. B9 vitamini, diğer adıyla folik asit, hücre bölünmesi, DNA sentezi ve gebelerde bebek gelişimi için oldukça önemlidir. Yeşil sebzeler, kuru baklagiller ve turunçgillerde bulunur. B12 vitamini, diğer adıyla kobalamin, kırmızı kan hücresi, kemik sağlığı ve DNA sentezi için gereklidir. Et, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklarda bulunur. C vitamini, diğer adıyla askorbik asit, bağışıklık sistemi, kolajen sentezi ve demir emilimi için önemlidir. Turunçgiller, kırmızı biber ve brokoli gibi kaynaklarda bulunur. D vitamini, diğer adıyla kalsiferol, kalsiyum ve fosfor emilimi, kemik sağlığı ve bağışıklık fonksiyonu ile ilgilidir. Balık, balık yağı ve süt ürünlerinde bulunmaktadır. Vücudumuzda D vitaminin aktive olabilmesi için güneş ışını gereklidir. E vitamini, diğer adıyla tokoferol, antioksidan özelliklere sahiptir, hücreyi ve hücre zarını korumaktadır. Bitkisel yağlar, fındık gibi kuru yemişler ve tohumlarda bulunur. K vitamini, kan pıhtılaşmasında ve kemik sağlığında önemli rol oynar. Yeşil sebzeler ve karaciğer gibi kaynaklarda bulunur. B ve C vitaminleri dışında A, D, E ve K vitaminleri yağlarla birlikte alınmalıdır. Çünkü bu vitaminler yağda eriyen vitaminlerdir. Bu vitaminlerin dengeli, düzenli alınması normal ve sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Ancak vitamin eksiklikleri ya da vitamin fazlalıkları sağlıklı yaşamın aksamalarına neden olabilir. Bu nedenden dolayı dengeli bir beslenme önemlidir. Bazı ana vitaminlerin alt formları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri daha sonraki videolarımda sizlerle paylaşacağım. Evet sevgili dostlar, herhangi bir sağlık sorunu olan ya da olmayan, vitamin kullanmakta tereddüt eden kişiler varsa aramızda mutlaka profesyonel bir sağlık uzmanına danışmasında fayda var. Ya da bir beslenme uzmanına da danışabilirler. Çoğunlukla her videomda hatırlattığım gibi burada da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Günümüzdeki gıda maddelerindeki besin değerleri oldukça düşmüş durumda. Yani vitaminler de vitamin miktarları da azalmış durumda. Bunu asla unutmayalım ve devamlı hatırlayalım. Evet sevgili dostlar, bugünlük de bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.